Sultanım, malum hususla alakalı endişelerinizi anlıyorum. Unutmayın ki Şehzade Mustafa'yı bugüne kadar hep korudum, kolladım. Bundan sonra da bunun böyle olacağından kuşkunuz olmasın. Kendisiyle Bursa'da buluşmak üzere yola çıkıyorum. Selam ve hürmetlerimle İbrahim Paşa. Ağalar! Buyurun hünkârım. Bana Ayas Paşa'yı çağırın. Derhal. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. İbrahim Paşa nerededir? Vezir-i Azam Hazretleri İtalya seferi hazırlıkları için Edirne'ye gittiler hünkârım. O halde Bursa'da ne işi var? Malumatım yok hünkârım. Döner dönmez onu bana getirin. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Hayırdır Ayas Paşa, nasıl bir karşılama bu böyle? Hünkârımız sizi görmek istediler. İyi, sen dön saraya, ben geliyorum. Derhal gelmenizi buyurdular Paşa Hazretleri. Mesele nedir? Malumatım yok paşam. Gidelim öyleyse. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Çekilebilirsin. Gelsin. Gel. Seyahatin nasıl geçti İbrahim? Edirne nasıldı? Hünkârım, ben Edirne'ye gitmedim. Bursa'da Şehzade Mustafa Hazretleri'nin yanındaydım. O kadarı malumum oldu zaten. Burada yazmışsın. Sultanım. Ayas Paşa, nasılsın? Afiyetlisindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım sultanım. İbrahim Paşa mı var hünkârımızın yanında? Evet sultanım. Zevceniz Ayşe Hatun'la tanıştık. Vakfında yer alarak beni ziyaretiyle memnun etti. Bilahare seninle de görüşmek, sohbet etmek isterim. Ne vakit emrederseniz sultanım. Bana neden yalan söyledin? Anlaşılan düşmanları masumane bir buluşmayı size farklı aksettirmişler. Yalanla çıkılan yolda masumiyet yoktur İbrahim. İhanet vardır ancak. Mahidevran Sultanımızın arzusu üzerine gittim hünkârım.
Malumunuz bir nikah meselesi var. Cesaretimizle konuşup onu bu hususta ikna etmemi istediler. Bu sebepten gittin. Evet. Gerçi sultanımızın bu husustaki kaygıları yersiz. Şehzademiz o hatunu hareminden çıkarmaya karar vermiş zaten. Neden bana yalan söyledin? Ben meseleyi size aksettirmeden çözmek istedim. Mustafa'yı korumak istedin öyle değil mi? Bu benim vazifem. Sen kimi kimden koruyorsun İbrahim? O benim evladım. Mustafa artık çocuk değil. Tahta en yakın şehzade. Onu kolladığın o masumiyet günleri bitti artık. Onunla kurduğun ilişkine dikkat et. Hünkârım, bir vakitler siz de Manisa'da bir şehzadeyken sizi canım pahasına korurdum ben hep. Bunu yaparken ben rahmetli babanız Sultan Selim Han'a ihanet mi etmiş oluyordum? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen beni neyle itham ediyorsun? Siz beni neyle itham ediyorsunuz hünkârım? Ben size ihanet eder miyim? Bu mümkün mü? Ben sadece evladınızla karşı karşıya gelmeyin. Sonrasında hem kendinizi hem onu üzecek bir karar almayın diye uğraşıyorum. Hakikat bu. İster inanın, ister inanmayın. Görüyorum ki Bursa'dan dönmüşsün paşam. Dönerim elbet. Ben istediğim yere gider, istediğim vakit dönerim. Dönüşü olmayan yerler de vardır İbrahim. Dikkat etmek lazım. Anlaşılan o ki sen kan dökmek istiyorsun. Bu bir savaş ilanı mı? Rahmetli Valide Sultanımız bana yılanın başını küçükken ezmediydin demişti. Fakat ben yapmadım. Defalarca fırsat geçti elime. Fakat yapmadım. Neden biliyor musun? Hünkârımız için. Sırf o üzülmesin diyor. Ancak şimdi görüyorum ki hata yapmışım. Çünkü o yılan yedi başlı bir ejderhaya dönüşmüş. En çok hünkârımızı üzüyor. Ona zarar veriyor en çok. Son vermenin vakti geldi. Artık.
Süleyman. Ne oldu? Paşa sana ne söyledi? Bu ihaneti karşılıksız mı bırakacaksın? İhanet yok Hürrem. Şu nikah meselesiyle alakalı Mustafa ile konuşup ikna etmek istemiş sadece. Sen de buna inandın. Mustafa onun elinde büyüdü. Benim can yoldaşım. Kendince meseleyi halletmek istemiş. Süleyman onlara olan sevgin inancın gözlerine perde indirmesin. Bursa'da ne konuştuklarını bilmiyoruz. Asla da emin olamayız. Belki masum bir buluşmadır. Ama ya değilse? Ya sana karşı bir isyan hazırlığındalarsa?